Merhaba arkadaşlar. Kısa bir süre sizleri yalnız bıraktım. Sayfayla pek ilgilenemedim. 2-3 farklı işte çalıştığım için bazı işler yoğundu. Artık zaten birini bıraktığım için sayfaya daha fazla vakit ayırabileceğim. Bugün söz verdiğim, daha önceden söz verdiğim SSN Quadro Whey proteinle ilgili bir inceleme, uzun bir inceleme videosu gerçekleştireceğim. Şu ana kadar yaptığım en ince ayrıntılı inceleme bu olabilir. Yani video biraz uzun sürecek haliyle. SSN Quadro V ile hemen arkasından bir iki gün içinde şeyi atmayı düşünüyorum. Hani biliyorsunuz SSN markasının iki V'yi var. Birisi gördüğünüz gibi %100 V, diğeri SSN Quadro. Şimdi anlatacağım V. Bu iki protein arasındaki fark nedir? Bu fiyat farkının sebebi nedir? İçeriklerini bir karşılaştırabilir misiniz? Diyen çok olmuştu. Bununla ilgili videoyu bir sonraki videoya atacağım. Çünkü bu video zaten yeterince uzun sürecek. Bu videoda da ürünün içeriğini ayrıntılı anlatmanın yanında bazı hesaplamaları gösterip tadım ve karışım testini de gerçekleştireceğim videonun sonunda. Yani video bittiğinizde aklınıza soru işareti kalmayacak. Kalırsa da yorum olarak atarsınız. Şimdi konumuza dönecek olursak SSN biliyorsunuz ki Rex sporcu gıdalarına ait 3 markadan en popüleri, en yüksek kalitede ürün üreten markası. Aslında Onyx diye bir markası daha var. Orada da çok iyi bir içeriğe sahip. Hatta Türkiye'nin en iyi içeriklerinden birine sahip Onyx. Whey protein de çıkarmıştı. Ancak çok fazla ürün olmadığı için ben SSN'i anlatmayı daha uygun buldum. Çünkü daha popüler, daha çok insanın sorduğu, daha çok insanın satın aldığı bir protein. Rex sporcu gıdalarında zaten genel müdürünün kendi tabiriyle, daha önce biliyorsunuz kendisiyle röportaj yapmıştık. SSN markası ve SSN Quadro Whey bu firmanın amiral gemisi, yani en önemli ayağı demişti bana. Haliyle buna uygun bir ürün yapmışlar gibi görünüyor. Birazdan inceleyeceğiz. Ürün hakkında genel bilgilere geçersem fiyatı gördüğünüz gibi şu an için 359 lira ama çok yakın zamanda bir zam kesinlikle gelecek. Bunu da birinci ağızdan duyduğumu söyleyeyim. Ki şimdi dolar falan da gene artmaya başladı. Zaten zam yapılması planlanıyordu. Dolar 8,5 lirayken bile şu an dolar 9,5 liraya gidiyor. Yani bir zam gelmesi çok çok yüksek ihtimal. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Tabii SSN'de şöyle bir sistem var. Bu siteye üye olduğunuzda hemen değil ama bazen bir bazen iki hafta içerisinde sadece sisteme üyeyseniz bile %6-7 indirim uygulanıyor. Bir kısa mesaj geliyor size bununla ilgili bildirim. Yani ilk üye olduğunuzda bu indirimi göremeyebilirsiniz. Daha doğrusu göremeyeceksiniz. Ancak bir süre sonra size kısa mesaj geliyor ve bu indirimin hesabınıza uygulandığını söylüyorlar. Belki siz de ilk üyelikte de olabilir. Bilmiyorum bu süre ne kadardır. Onunla ilgili tam bir fikrim yok. Yani 359 lira olan ürün direkt olarak gördüğünüz gibi 335 liraya düşmüş durumda. Ayrıca sizlere söylediğim Anıl 10 koduyla birlikte de ekstra %10 indirim daha alabilirsiniz. Yani 79 servislik bu ürün size 301 liraya gelecek. Yani 359 lira nerede, 301 lira nerede? Arada 58 lira fark var. Hatta ekstra %3 havale indirimini de uygulamak isterseniz onu da tercih edebilirsiniz. Trendyol'da da farklı farklı kampanyalar oluyor. Bazen kupon oluyor sporcu ürünlerine. İşte 200 liranın üstüne 50 lira indirim falan. Onları da kaçırmayın. Bir servisi yani aşağı yukarı 380-381 liraya gelen bu whey protein neden incelemeye değer olduğunu aslında daha bize burada gösteriyor. Çünkü servisi 4 lira altında olan ve %70 VPC üstü whey protein bulmak maalesef ülkemizde çok zor hale gelmeye başladı. %70 dediğimiz oran da aslında hani bunu anlatmak gerek bambaşka bir videoda ama basit tabirle anlatacak olursam hani aslında bahsetmesek biraz daha iyi olur. Çünkü bu ayrı bir video konusu hani işte peynir altı suyu konsantresi arttıkça bu proteinin kuru maddeye oranı VPC oranı artıyor diyeyim özetle. Tabii %70 ve üzeri olması uluslararası konjektürde piyasada oldukça iyi bir oran olarak görünüyor. Tabii bu SSN'de protein izolatı da var, protein konsantresi de var. Gördüğümüz gibi mesela %84 oran yazılmış burada. Optimumu göstereyim hemen arkasına baktığımda %93 olarak yazılmış. Bu aynı markanın aynı whey protein ürünün aromadan aromaya bile değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii ürünün içindeki proteinin VPC oranının önemli olduğu gibi bizim bir serviste ne kadar protein aldığımız yani servisteki protein oranı da çok önemli. Burada gördüğümüz gibi
İki marka var. İki marka da aynı firmaya ait. Niye birisi daha uygun? Aslında onu direkt gösteren bir fotoğraf. SSN Command Quadro Whey'de 30 gramda 23 gram protein alabilirken Best Plus Nutrition'da 40 gramda 23 gram alabiliyorsunuz ve bu 23 gram içindeki protein amino asit profili de inanılmaz derecede farklı. Yani SSN Command Quadro tabii ki Best Plus Nutrition'da çok daha önde bir ürün. Protein oranında bir servisi %76,6. Best Plus Nutrition'da bu %57,5. Bu oranda genelde %75 üzerinde olması çok çok iyidir. O proteinin üst segmentte olduğunu gösterir. SSN'de şu an o standardın üstünde olduğunu gösteriyor. Ama Best Plus Nutrition'ın fiyatı neden daha düşük olduğunu tabii ki servis sayısını da göze alarak servis fiyatından bakarsanız niye daha düşük fiyatta olduğunu da anlarsınız. Tabii üretim teknikleri gibi farklar da var. Sadece ham madde ve protein oranı farkı değil. Böyle kısaca şöyle bir bahsetmiş olalım aradaki farktan. Ürün tam içeriğine geçtiğimizde, yani bizi en çok ilgilendiren içeriğine geçtiğimizde, burada ekstra amino asit profiline bakmadan ekstra içerik gözümüze çarpıyor. Onlar da direkt olarak bunu kocaman kocaman yazmışlar zaten. Ürüne ek olarak serbest formda 600 mg glutamin, 500 mg glisin, 200 mg da arjin var. Bunların hepsi amino asit. 200 mg da BCAA var. 200 mg da alanin var. Yani bunların hepsi amino asit. O yüzden protein oranına katılan oranlar. Ekstra olarak da 200 mg sitrulin olduğunu görüyoruz. Yüksek miktarlarda olmasa da bu 2 gram serbest formda içerik tabii ki bir artı sayılabilir marka adına, bizler adına. Ayrıca en altta da gördüğümüz gibi B6 vitamini eklendiğini görüyoruz. 1 miligram kadar. Günlük ihtiyacımızın %70 kadarını karşılıyor aslında 1 miligram. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ama şahsi fikrim spor yapan, yüksek proteinle beslenen bir sporcuların günde 3-4 miligram en az almamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten fazlalığının B vitamininin problem olmadığını, B6 vitaminin önemini defalarca anlattım. Artık burada da değinmeyeyim. Zaten video uzayacak gibi görünüyor. Sevmediğim bir şekilde ürünün bir servisindeki amino asit profilini 100 gram olarak paylaşmışlar. Yani direkt şöyle bize ne kadar içinde, bir ölçeğin içinde ne kadar amino asit var, hangisinden ne kadar var. Yani yazın olsun bitsin, 100 gram olarak yazılması bizi biraz uğraştırıyor. Hesaplama yapmamız gerekiyor. Biz de o hesabı yapalım. Öncelikle burada hesabı yapan arkadaşların dikkat etmesi gereken bir husus var. Bu arada kutunun üstünde yazıyor ne kadar glutamin var, ne kadar BCAA var. Hani uğraşma diye, ama bazı firmalar gene buralarda algı oluşturabiliyorlar. Şimdi bu firma algı oluşturmuş mu, ona bakacağız. Kendiniz hesaplayın, sağlamasını yapın her zaman. Çünkü yazan içerik doğrudur. Ancak kutu üstünde böyle biraz algı yaratabilecek oranlamalar olabilir. Şimdi şöyle bir baktığımda dediğim gibi dikkat etmeniz gereken husus, şimdi 100 gram da dedi, 100 gram servisinde değil, 100 gram protein içindeki amino asit miktarı, gramajından bahsediyor. Yani bir servis 30 gram ama 23 gram protein içeriyor buradaki bir servisin içindeki protein. Yani biz 23 gram da olarak hesaplayacağız. Yani siz bunu 3,3'e bölüp burada 100 gram hesaplarsanız amino asit daha fazla çıkar arkadaşlar. O yüzden doğrusunu yapacağız. Hatta ek içerik olduğu için yani 1,7 gram kadar ek içerik var. Demin saydığım glutamin, alanin, glisin gibi. Onu da çıkardığımızda 21,3 gramdaki proteini bulmamız gerekecek. Biraz aklınız karışmış olabilir. Aslında karışmasına çok gerek yok. Bu da ne demek? Burada yazan 100 gramlık ürünlerin amino asitlerin %21,3'ünü alacağız. Bu kadar basit. Çünkü geriye %21,3 gram protein kalıyor bir serviste bize, ek içerikleri de çıkarınca. Demek ki biz bir serviste burada yazanın %21,3'ünü
vücudumuza alıyoruz demek. Yani şöyle baktığımızda burada toplamda 100 gramda toplamışlar. 22,94 gram BCAA içeriyor 100 gramda. Biz 121,3'ünü alacaktık. Bu da 4,8 gram BCAA olduğunu gösteriyor. 200 mg'da ek içerik vardı serbest formda hatırlayacaksınız. Yani 5 gram kadar BCAA içerdiğini görüyoruz. Glutamik asit ise bir serviste 3,71 gram kadar görünüyor. 0,6 gram da ekstra glutamin var. Onu da kutuya yazmışlar. Toplamda 4,3 gram kadar glutamin ve glutamin öncüsü glutamik asit olduğunu. Yani burada firmanın bize en azından yalan söylemediğini, bir aldatmacı yapmadığını gayet net şekilde görüyoruz. Bu hoşuma gitti. Oranlar da gayet iyi. 5 gram BCAA, 4 gramın üstünde glutamin ve glutamik asit. Glutamin oranı biraz daha fazla olabilirdi glutamik asit yerine. Ama Türk firmaları genelde böyle. Mesela Hardline'a baktığımızda ekstra glutamin içeriğini bırakın, glutamik asiti bile 4 gramın üstünde veremiyor. O yüzden oranlar güzel kabul edilebilir. Şöyle bir bakıyorum notlarıma. Üründe kutunun üstüne baktığımızda üründe gluten, aspartam, ekstra şeker olmadığını göstermişler. Bu zaten neredeyse hiçbir üründe yok. Ama yazmaları güzel. Burada ne diyor? Sebze proteini olmadığı da açıkça belirtmişler. İşte burada ibaresi var. Birçok üründe de yazdığı gibi, şimdi kutunun üstüne baktığınızda hem whey protein konsantre hem whey protein izole ile üretilmiş diyor. Yani bu ibareler biraz benim canımı sıkıyor arkadaşlar. Çünkü bunu yazan her marka, buna diğer Türk firmaların hepsi dahil, hatta Optimum Weather gibi markalar da dahil. Yani herkesin yaptığı ufak bir algı operasyonu olduğunu düşünüyorum bunun. Diyorlar ki yani bakın içinde izole protein de var. Hepsi whey protein konsantre değil, izole protein de var. Pahalı protein, daha hızlı sindirilen, daha temiz, daha az şekerli protein. Ama içeriğine bir bakıyorsun. İçinde 23 gram yani 23 bin miligram protein var. Bunun 250 miligramı izole. Yani %1'i. %1'i izole. Ama kutunun üstüne yazabiliyorsun. Niye? Çünkü içinde var. Bunun biraz algı için kullanıldığını düşünüyorum. Başka bir sebebi varsa açıkçası ben bilmiyorum. Ama kutunun üstüne kocaman kocaman bunu yazıp içine sadece 300, 250-300 miligram izole protein koymanın bana reklam stratejisi dışında bir faydasının olduğunu açıkçası göstermiyor. Hiç yoktan iyidir tabii. Hani buna da şükür. Dediğim gibi bu SSN'e özel bir durum değil. Piyasada gördüğünüz whey proteinlerin %80-90'ında bu ibare kullanılıyor. Ama en azından SSN bunu yazmış. Yani ne kadarının konsantre kalan, ne kadarının izole olduğunu yazmış. Bu gene güzel. Birçok markada bunu göremezsiniz. Whey protein izole diyor ama ne kadar izole? İnsanlar alırken şey zannediyor. O içinde 25 gram protein var. Bunun 10 gramı izole olsa ne güzel. Mümkün değil arkadaşlar. Yani o yarım gramsa bile öpün başınıza koyun. Bunlara çok itibar etmeyin demek istiyorum. SSN sevdiğim bir marka olsa da burada. Tabii onlar da diğer markalar. Yani Optimum bile bunu yapıyor. Biz niye yapmayalım? Der insan yani. Ben de derdim büyük ihtimal. Üründe her protein tozunda kullanılan asesülfan ve şükraloz tatlandırıcısının ikisi birden kullanılmış. Gene Optimum gibi. Optimum bu arada çok söylüyorum. Çünkü elimde küçük bir Optimum var. Onun da incelemesini yapacağım arkadaşlar. Bana bir öğrencim hediye getirdi sağ olsun. Toplamda 18 kilo verdik. Yani o verdi, ben vermedim. Ben şu ara ne bulursam yediğim için pek kilo vermem mümkün değil. O arkadaşımın hediye ettiği, öğrencimin hediye ettiği bir ufak bir proteinim var. 15 servislik Optimum. Onun da incelemesini yapacağım hazır elime gelmişken. Yapayım değil mi? Şöyle bir devam ediyorum. Araya şey girdi şimdi notlarıma bir bakayım tekrar. Ha, üründe topaklanma önleyici trikalsiyum fosfat. Biliyorsunuz ben topaklanma önleyici, kıvam arttırıcı gibi şeylere biraz karşıyım. Ama yani artık yine optimum diyeceğim ama optimumda bile kıvam arttırıcılar falan var. Yani optimumda bile diyorum çünkü ülkeye 800 liradan geldi 2 kiloluk ürünü. 800 liraydı. Kimse almayınca 700-600 diye düştü. Tekrar arttırırlar onun da fiyatını. Ha, optimum bile derken fiyat olarak söylüyorum. Yoksa optimum gold standard whey kusursuz mükemmel bir whey protein
Değil. Ben hani fiyat performans olarak söylüyorum bunu. Onu da söyleyeyim. Trikalsiyum fosfat aslında yan etkisi en az olan gıda katkı maddelerinden. Kilo başına 70 miligram kadar bile alınabilir günde. Çilek ve muz aromalarında ise silikon dioksit kullanılmış. Çikolata aromasında trikalsiyum fosfat. Bu arada gördüğümüz gibi burada bir sürü 6 adet sertifika var. Bununla ilgili ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Bütün bu sertifikalar nasıl alınır, ne sürede alınır, nasıl yenilenir, bunları almaktaki şartlar nedir gibi. Ama bu özetle bu markanın alması gereken tüm sertifikaları aldığı kesin. Hani bu konuda bir sıkıntımız yok en azından. Kocaman kocaman buraya koymuşlar. İyi de yapmışlar çünkü ciddi para ve ciddi emek gerektiren gerçekten ciddi denetimlerden geçiyorlar. Bunları da yani biz geçtik diye gözümüze sokmalarını ben normal buluyorum. Şimdi dilerseniz en zevkli kısma geçelim. Yani tadım kısmına geçelim istiyorum. Şu an gördüğümüz ürün bardağa döktüğüm ürün çilekli ürün ve çok çok lezzetli bir aroma olduğunu söyleyemem. Hardline çileklisini mesela daha çok sevmiştim diyebilirim. Big Joe'nun çileklisine benzer bir tadı var aslında. Hani tat konusuna çok takılmayın. Ben de söylesem başkası söylesin. Bu tamamen damak zevkinize bağlı. Kişiden kişiye değişir. Yani aynı ailede 4 kişi içirseniz ikisi farklı şey söyleyebilir. Karışım gördüğümüz gibi karışmayan bir kısım var. Bu arada hiç köpürme yapmadığını da söyleyeyim. Çok ufak karışmayan bir kısım var. Ben bunu hafif soğuk suda ve çok çok fazla çalkalayarak yapmadım şu an bu ürünü. Ama ufak bir kısım kalıyor karışmaya. Daha sonra tekrar denediğimde de bunu gördüm arkadaşlar. Tabii ılık suyla daha fazla karıştırırsanız bu sorun ciddi anlamda azalabilir. Bu arada bu karışmayan kısmı yediğimde böyle sanki çilek parçacığı yiyormuşum gibi bir his veriyor bana. O yüzden çok rahatsız etmedi açık söyleyeyim ama içinde topaklayıcı önleyici olmasına rağmen, topaklanma önleyici olmasına rağmen böyle olması biraz can sıkıcı tabii ki. Aynı deneyi bu arada şu an muz mango aromalısında da yaptım. Gördüğünüz gibi şu an. Çilekli de mesela hiç köpürme yoktu. Bu arada muz mango aromasının tadı çok hoşuma gitti. Çilekten bence daha güzeldi kesinlikle. Çikolata ile yarışır seviyede. Hatta çikolatadan iyi olduğunu söyleyenler çoğunlukta olacaktır büyük ihtimal. Ben biraz çikolatacı olduğum için her zaman çikolata benim ilk tercihim olacak. Gördüğümüz gibi burada ufak bir köpürme yaptı. Mesela çilekli de bu hiç olmadı. Burada bir köpürme yaptı. Hatta şu an köpüklerin yavaş yavaş kaybolma seslerini siz de duyabiliyorsunuz. Karıştırırsınız. 30 saniye kadar bekleyince sorunsuz bir şekilde içiliyor. Hatta direkt de içebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Damak zevkinize, midenize kalmış bir şey. Bu arada yani çilekli kadar karışmıyor diyebilirim. Yani çok ufak bir karışmayan bir topaklanma ufak bir problem olduğunu söyleyeyim. Aslında rahatsız etmiyor. Mesela ben ProTouch işte kullandığımda ProTouch'ın beyaz çikolatası bu arada. Four Way değil, One Way kullandığımda ciddi anlamda içinde topak topak böyle 8-9 parça yani içmekte ciddi sıkıntı yaşadığım böyle 10 dakika falan çalkalayıp çalkalayıp beklediğim bir ürün değil. Yani o ürün gibi değil. O kadar da değil ama Hardline kadar iyi karışmıyor diyebilirim. Ya da Big Joe kadar iyi karışmıyor ki Big Joe eski Big Joe olmamasına rağmen onun kadar iyi karışmıyor diyebilirim. %100 çözünme bende pek mümkün olmadı. Çikolata aromalısını şu an denemeyeceğim ama çikolata aromalısında bu karışmama oranı çok daha azdı. Onu da söyleyeyim. Yani çikolata aromalıda sorun daha az.
Çilekli'den ya da Muzu Mango'dan. Şöyle bir gene notlarıma bakayım. Yine arkadaşlar spontane bir video çekiyorum. Biraz elimde küçük bir metin var, onu okuyorum. Ne yazmışım? Daha ılık suda karıştırılmasını tavsiye ettiğimi yazmışım. Zaten kış geliyor artık. Soğuk suda karıştırmanıza gerek yok. Çikolata ürünün deneyini yapmadığından bahsetmişim. Çünkü şu an elimde zaten açık iki kutu whey protein var. Yani şimdi bunu da açıp tazeliğini çok kaybetmesini istemiyorum. Zaten daha önce denediğim, bildiğim koskocaman bir kutu kullandığım ürün olduğu için rahatça konuşabilirim. Ama muz, mango ve çilekli hiç denememiştim. Onları o yüzden deneyip hem size de göstermiş oldum. Yani çikolata karışma şeyine tekrar dönersem %99,5 karışıyor çikolata. Muz ve çilekleri %97 kadar karışıyor diyebilirim. Tamamen doğaçlama, şu an salladığım rakamlar bunlar. Hani bunu benim tam olarak tespit etmem mümkün değil. Benim karıştırma hızım sizinkiyle aynı olmayabilir. Yönü aynı olmayabilir. Şiddeti, süresi aynı olmayabilir. Suyun sıcaklığı aynı olmayabilir. Belki suya göre bile değişir. Bazılarını sütle içiyor, süte göre değişir. O yüzden bu durumu net olarak söylemek mümkün değil. Bu arada şu an ilginç bir şey görüyorsunuz. Ufak bir inceleme daha yaptım. Sadece görsel bir inceleme. Bu ilginç bir inceleme oldu. Çünkü tozların gözle görülen formlarına baktım. Burada gördüğümüz gibi 4 farklı marka protein tozunun görüntülerini çektim eş zamanlı olarak. Burada bir A4 kağıdının üstünde. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Burada en doğru formun hardline'da olduğunu yani nasıl olması gerektiğini aslında ufak gözünüzde bile iyi proteini nasıl anlarsınız onu anlatmaya çalışıyorum burada. En doğru formun hardline'da olduğunu görebiliyoruz. Topak yok, tane tane her bir şey tane tane ultrafiltrasyon yani mikrofiltrasyondan geçtiği, çok iyi bir işlemden geçtiği bariz. Mesela Big Joy da öyleydi. My Supplement de öyle. Hatta My Supplement'te başıma gelenleri ayrıntılı anlatmıştım sizlere. Hatırlarsınız, itiraz ettim, üzerine mailler attım, telefonlar ettim. O videoları izleyin. Eski Big Joy, yani Big Joy eski Big Joy değil. Maalesef artık Big Joy'un yani whey şeyle Hardline'la aynı yapıdaydı, aynı güzellikteydi. Ama artık böyle değil maalesef. Şurada görüntüde gördüğümüz gibi Hardline'ın görüntüsüyle pek bir alakası yok. Burada Protouch bir türlü karışmayan, dediğim gibi tadı da pek iyi olmayan One Way'i de koydum. Hem topak topak hem pudra tarzı bir görüntüsü var. Üretim tekniğinin biraz zayıf kaldığını düşünüyorum. Tabii ki bu benim fikrim arkadaşlar. Başkaları başka şeyler söyleyebilir ama ben yıllarca şu an Türkiye'de olan olmayan belki 50 tane farklı whey protein markası elimden geçmiştir. Artık insan görünce bile bir şeyleri anlıyor, yani boşuna supplement gurmesi olmadık. SSN tozuna gelirsek, protein tozuna gelirsek, hardline kalitesinde kadar iyi görünmüyor. Ancak yapısı oldukça iyi görünüyor. Araştırdığımda mikrofiltrasyondan geçtiğini söylediler bana. Biraz görüntü de o yönde. Topaklanma da yok. Zaten içinde topaklanma önleyici de var ama hani bu topaklanma önleyici genelde suyla karıştıktan sonra fayda sağlayan bir durum. Yani görüntüsü oldukça iyi görünüyor. Big Joy'dan ve Protash'tan iyi olduğu kesin ama Hardline burada gerçekten kaliteden ödün vermeden, evet zam yaptılar. Big Joy da yaptı. Hepsi zam yaptı ama Hardline kalitesinden ödün vermemiş gibi görünüyor. Bu arada Hardline Big Joy kıyas çabasında kısmen yapmış oldum burada SSN'den bahsederken. Tabii başrolümüz SSN, o yüzden konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum. Dediğim gibi çok iyi görünüyor aslında. Hani bu protein tozun %100 kolay bir şekilde karışmaması, topaklayıcı, önleyici olmasına rağmen bana biraz ilginç geliyor açıkçası. Söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ettiğim, hele şu an fiyatı 4 lira altındayken bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Tabii ne kadar zam gelir, indirimler biter mi? O zaman bazı fikirler değişebilir ama şu an yani servisi 3,80 liraya daha iyi bir protein tozu alabileceğimizi zannetmiyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.